Son dönemde Bolu'ya yaptığımız ziyaretler sonucunda Bolu hapishanesinde 15 mahpusun tahliye edilmediğini gördük. Dün de müvekkilimiz Nevzat Öztürk, kendisi hasta mahpus zaten, 2 ay önce kalp krizi geçirmiş ve bunun yanında birçok kronik rahatsızlığı var. 23.06.2023 yani dün tahliye edilmesi gerekirken tahliye edilmeyerek infazı yakıldı. Ve bu infaz yakma durumu gerçekten o kadar absürt nedenlerle yapıldı ki işte tahliye edilmemesinin gerekçelerinden bir tanesi işte elektriği tasarruflu kullanmadığı, işte cezaevi kütüphanesinden yeterince kitap okumadığı, bu ve buna benzer nedenlerle tahliye edilmediğini gördük. Nevzat Öztürk yani 31 yıl 4 aydır hapishanede kalıyor. Kalp krizi, 2 ay önce kalp krizi geçirmiş ve bu kalp krizi ailede genetik bir rahatsızlık. Kardeşi daha önce bu kalp krizi geçirmiş ve biz müvekkilimizle ilgili çok ciddi endişeler taşıyoruz. Yani bu duruma şöyle açıklıyoruz aslında, bu artık savaş esiri statüsünün bir yansıması olarak değerlendiriyoruz. Ki savaş esiri sözleşmesinde de işte esire kötü muamelenin yapılmaması gerektiğini, yaşam hakkına saygının olması gerektiğini vesaire belirtiyor. Ancak son dönemlerde yapılan bu uygulamalarla işte kalp krizi geçirmiş, birçok kronik rahatsızlığı olmasına rağmen tahliye edilmiyor. Yani savaş esirine yapılmayan muamele aslında şu anda cezaevindeki hasta mahpuslara, siyasi mahpuslara uygulanıyor. Pandemi döneminde 2022'nin Şubat ayında İdari Gözlem Kurulu müvekkille ilgili bir puan veriyor ve 23.75 yanlış hatırlamıyorsam. O dönemde 23.75 puan vermesinin gerekçesi sosyal etkinliklere katılmaması işte gibi bir gerekçeyle veriyor ama o dönemde pandemi olduğu için aslında cezaevinde, hapishanede bütün sosyal etkinlikler yasaklanmış, yani yok, yani kaldırılmış durumda. Buna rağmen müvekkile yapılmayan sosyal etkinliklere katılmadığı gerekçesiyle 23.75 puan veriliyor. Biz daha sonra bu karara itiraz ettik. İnfaz hakimliği bu kararı bozdu. Ağır Ceza Mahkemesi de bu kararı onayladı, bozulan bu kararı. Ancak buna rağmen cezaevi idaresi bozulan bu kararı uygulamadı. Yani kendisini adeta mahkemenin üstünde görerek mahkemenin vermiş olduğu bu kararı, kesinleşmiş kararı uygulamadı. Ayrıca bu kararı da müvekkilin en son 15.06.2023 tarihinde tekrar Gözlem Kurulu toplandığında yani aslında ortadan kaldırması, tekrar değerlendirmesi gereken o kararını 15.06.2023 tarihinde tekrar Gözlem Kurulu bu kararını o 23.75'lik puanını değerlendirerek müvekkilin tahliyesini aslında engellemiş oldu. Bu konuda infaz hakimliğinin kararına rağmen, Ağır Ceza Mahkemesi'nin o kararı onaylamasına rağmen cezaevi idaresi kendisini mahkemenin üstünde görerek bu puanlı değerlendirme alarak müvekkilin tahliyesini engellemiş oldu.